kanser hastaları her şeye dikkat etmek zorundalar. Evet. Tabii sağlıklı insanlar da her şeye dikkat etmek zorundalar. Ama çok fazla telefon kullanımımız var hocam. Yani bunun peki hastalar üzerinde bir etkisi var mı? Onun telefon kullanımını sağlıklı bir şekilde telefon kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Telefonun tamamen hayatımızdan çıkarmaktan ziyade daha kontrollü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ana hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Öncelikle asansörlerde, yolculuk sırasında ve telefonun çekmediği yerlerde asla telefonla birilerini aramaya çalışmamamız gerekiyor. Çünkü özellikle asansörlerde, yolculuk sırasında o karşıdaki kişiye ulaşabilmek için daha fazla elektromanyetik radyasyon yaymaktadır ve bu şekilde de arayan kişiye zararı olmaktadır bu cep telefonunun. İkincisi, hamilelerin cep telefonundan uzak durmasını istiyoruz. Üçüncüsü, çocukların cep telefonundan uzak durmasını istiyoruz. Bir telefonun özelliği ne kadar yüksekse, işte hani görüntülü görüşmesiydi, bilmem nesiydi, yani ne kadar çok teknolojik özellikleri ne kadar yüksekse elektromanyetik radyasyon riski o kadar yüksek olmaktadır. Yani bir ev telefonu, kablolu ev telefonuyla cep telefonunu karşılaştırdığımızda arasında dünya kadar fark vardır. O yüzden süreyi kısıtlı tutmamız gerekiyor. Telefonda konuşma süresini kısıtlı tutmamız gerekiyor. Telefonla birisini aradığımız zaman, ilk aradığımız zaman vücudumuzdan uzak tutup kişi alo dedikten sonra bize kulağımıza yaklaştırmamız gerekiyor. O zaman da tam bağlantı sırasında çok fazla elektromanyetik radyasyon yayma riski vardır. Mesaj çekebiliriz, mesajla görüşebiliriz. Yani karşılıklı görüşmeleri ne kadar minimuma tutarsak o kadar iyi. Gece yatarken asla yatak odamızda cep telefonumuzun asla internetle bağlantısı olmamasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü vücut uyurken bütün hücreler dinlenme pozisyonuna geçer ve gelen bu elektromanyetik radyasyonlar, gece cep telefonundan gelen elektromanyetik radyasyonlar bizlere zarar verebilir. O yüzden uyurken yatak odamızdan cep telefonunu uzakta tutmamız mutlaka gerekmektedir diyebiliriz. Hocam geçen bir yazınızı okumuştum, bir demecinizi okumuştum. Radyoterapi hayat kurtarıyor dediniz. Radyoterapi kesinlikle hayat kurtarır. Çünkü radyoterapi kanser hastalığının tedavisinde olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Şu anda yeni gelişmiş teknolojik radyoterapi cihazlarıyla tümör hücrelerine çok daha yüksek dozda ışın tedavisi vererek çevresindeki sağlıklı dokuları da maksimum şekilde korumaktayız. Yani tümöre maksimum doz veriyoruz. Ya sağlıklı yanındaki hücrelere, dokulara en az dozu vermekteyiz. Bu da bizim tümörle savaşmamızı, başarımızı daha çok arttırmaktadır. Kanser tedavisinde radyoterapi olmazsa olmaz diyebilirim. Evet. Tabii son sorumuzla da programımızı noktalayalım hocam. Çünkü çok yoğunsunuz. Evet. Hastalarınız var. Onlar bizlerden daha önemli. Evet, koronavirüsü ülkemizi de şu anda korkutucu bir virüs. Hepimiz bu virüsle savaşıyoruz. Hep birlikte savaşıyoruz. Evet, bütün Türkiye savaşıyoruz. Evet. Dünya savaşıyoruz. Ve son olarak mesajlarınızı alacağım. Gerek sağlıklı, gerekse hasta olan, gerekse kanserli hastalarımız son olarak nelere dikkat etsinler hocam? Öncelikle sağlıklıyken bu sağlığımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Evet. Eğer hastaysak da bu hastalığın üzerimizden arınması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kural bu. Evet. Sağlığımızı yerinde tutmaya çalışmak. Velev ki sağlık gitti, biz hastalıkla baş başayız. Hastalığı da üzerimizden arındırmak için de elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Bu çabayı sarf ederken de sağlık çalışanlarıyla, hekimlerimizle mutlaka bağlantıda olup tedavimizi düzgün bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Enfeksiyonla mücadele için de
Elimizden geldiğince sağlıkla ilgili sağlık çalışanlarının dediği sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Temizlik kurallarına özellikle riayet etmemiz gerekiyor. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Karşımızdaki kişiden, konuştuğumuz kişiden de aramızda en az 1,5 metreden daha fazla mesafe bırakmamız gerekiyor. Hapşırırken, öksürürken mutlaka yani karşımızdaki insanın zarar göreceği şekilde harekette bulunmamamız gerekiyor. Elimizden geldiğince beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde diyebilirim. Ve bu süreçte de evde kal Türkiye diyoruz. Kesinlikle evde kal Türkiye. Ama başaracağız, ben inanıyorum. Evet, sizlerle başaracağız. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum.